Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi? Öncelikle şunu bilelim ki bu mesele iki başlık altında tahlil edilmesi doğru olacak. Birincisi kesilen hayvanın Allah için kesilmesi Celle Celaluhu. İkincisi ise Rabbimiz için kesildiği halde besmelenin zikredilip veya zikredilmemesi. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Estaizu billah hurrimet aleykum lümeytetu ve damu ve lahmul-hinziri, ve ma bi Hani Allah'ın dışındaki bir gaye ile kesilen hayvanların haram olduğunu açıkça birçok ayeti celil e de bununla ilgili zikredilmiştir. Dolayısıyla eğer kesilen bir hayvan Allah Celle Celaluhu'nun dışında bir gaye için kesilecek olursa yani niyetimiz Rabbimiz değil de hani eski mantıkta düşünelim işte put için kesiyordu veya başka bir şey için veya kendi kafalarından uydurdukları ilahlar için kesilecek olursa bu durumda bu hayvanın laş olduğunda ittifak vardır. Peki bu konuyu geçtik. O zaman ikinci başlık, ikinci başlık ise her ne kadar Allah Celle Celaluhu için kesilse de besmelenin zikredilip zikredilmeme konusudur. Sorumuzda sorulan nokta da besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi? Öncelikle bu konuda Hanifi mezhebi diğer mezhepler arasında bir fark var. Mesela Hanifi mezhebi besmelenin e, terk edilmesini eğer kasıtlı ol, olacak olursa, yani Besmele'yi bir kimse kasıtlı terk edecek olursa Hanifi mezhebi açısından bu hayvan eti helal değildir. Ancak şafi mezhebi açısından bu hayvanın eti helaldir. Çünkü şafi mezhebi meseleye şu şekilde bakıyor. O ki bu hayvan Allah Celle Celaluhu için kesildi, o zaman... Besmeleyi yani zikret etse de etmese de bu hayvanı biz laşi olarak bir meyte olarak murdar olarak kabul edemeyiz. Ama Hanifiler bu meseleyi bu şekilde değerlendirmemekte. Eğer kesilen hayvanın besmelesi kasıtlı terk edildiyse laşi hükmünü vermektedir. Peki buna gidilmesinin nedeni nedir? Bu konuda biliyorsunuz besmele'nin zikredilmesiyle alakalı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ee, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer Allah'a inanan kullar iseniz, Allah'ın isminin kendisi üzerine zikredildiği hayvanları yiyin. Allah'ın isminin zikredildiği hayvanları yiyin. Şimdi bu ayeti celil'e açıkça Allah'ın isminin zikredilmesinin sanki gerekli olduğunu bize gösteriyor. Ve Hanifiler de bunu bu minvalde kabul ediyorlar. Yine diğer ayeti celil'e, ولا تأكلوا مما لم يز مما يذكر اسم الله عليه isminin açıkça zikredilmediği hayvanları yemeyin. ve innehu fiskun bu bir fısktır günahtır diye bu ayeti celiller bize sanki kurban kesilirken isim Allah'ın isminin açıkça zikredilmesinin de gerekli olduğunu gösteriyorlar. Ve Hanifiler bunu bu şekilde düşünüyor. Yani bu ayeti celileler gösteriyor ki tamam Allah için kesilmesinin ötesinde kesilen hayvanında çünkü ayette وَلَا kulu yemeyin mimma öyle hayvanlardan ki lem yuzkar zikredilmedi ismullahi aleyhi Allah'ın ismi ona zikredilmedi bu hayvanları yemeyin. İşte Hanifiler diyor ki bak Allah için kastedilme ayrı isminin de zikredilmediği hayvanları yemeyin diyorlar. O yüzden Hanifiler illa da Besmele'nin orada olmasını şart koşuyorlar. Peki Şafilerin bu şekilde düşünmesinin nedeni ne? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu şekilde sordu. Ya Resulallah biz kurban kestiğimiz zaman da bazen unutuyoruz. Ne yapalım? Efendimiz orada bir ifade buyurdu. Buyurdu ki Müslümanın kastı her zaman Allah için olmasıdır. Dolayısıyla unuttum mu? Tamam kurban olmuştur. Bu hadisi şeriften dolayı şafiler bunu daha da genişleterek o ifade eden yani Müslümanın kastı her zaman yani Müslümanın tefsirlerde, izahlarda daha doğrusu hadis şerhlerinde o ifadeyi Müslümanın ağzında her zaman Allah'ın ismi vardır şeklinde takdir ederek kasıtlı terk etse de etmese de unutarak olsa da o ki Allah için kesiliyor ve bunu kesen bir Müslümandır. Dolayısıyla bu hayvan Allah için kesilmiş olacağından ve besmele de takdiren orada bulunacağından dolayı bir sakınca yoktur. Ancak Hanifi uleması olarak yani Hanifi mezhebi bu hadisi şerifi e, sebebi vuruduna bakıyor. Olay neyle alakalı diyorlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh hangi gayeyle soruyor? Unutma durumunu soruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve de ona binaen cevap veriyor. Dolayısıyla unutarak kesilmesi durumunda zarar yoktur ki bizim mezhebimizde kabul edilen görüş de budur. Yani bir kimse besmeleyi kasıtlı terk etse kurban olmaz. Hanifiye göre laşedir. Ama bir kimse besmeleyi o an işte meşgal eden, işte aceleden unuttu adam çekecekti ama unuttu. İşte bu hadis-i şeriften dolayı kurban olmuştur. Herhangi bir sakınca yoktur. Ama Şafiler bu minvaldeki hadis-i şerifleri genelleştirerek yani o ki Resulullah dedi ki Müslümanın ağzında hep besmele vardır. Bu takdirde bir ifade buyurdu. Unutsa da unutmasa da diyerek genelleştiriyor. Ama biz Hanifiler olarak bu hilaful kıyas olarak geldiği için yani asıl olan Besmele'nin zikredilmesidir. Besmele'nin unutarak terk edilmesinde de aslında olmaması gerekiyordu. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir istisna hüküm koymuştur diyoruz. Toplayacak olursak Besmele'siz kesilen hayvan eğer Besmele'si kasıtlı terk edilmişse laşedir. Ama unutarak terk edilmişse o zaman bunun etini yenmesinde herhangi bir sakınca yoktu. Bazen şu soruluyor, hocam biz bilmiyoruz besmele ile mi kesildi veya kesilmedi. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh o hadisi buna bir ışık tutmaktadır. Yani o ki bunu Müslüman kesiyorsa Müslümanın fiili Müslümanın amelinde asıl olan sıhhate yani İslam'ı uygunluğa çevirmek olacağı için eğer biliyorsak bu kimsenin İslami bir takım tepkisi, İslam hassasiyet hususunda bir takım ön yargıları yok. O zaman biz bunu helal kabul eder ve bu şekilde kullanabiliriz ve bu şekilde yiyebiliriz.